Bu bölümde sıfat tamlaması ve sıfat cümlesi üzerinde duracağız. Sıfat tamlaması derken mesela kitabun mufid, faydalı bir kitap diyorum. Kitabun, kitap, mufid, faydalı. Burada müfid kitabın sıfatıdır. Ama kitabun asfar desem sarı bir kitap, yine orada renk olarak onun bir sıfatıdır. Bu şekilde Türkçe'de de aynen sıfat kelimesiyle bunu karşılamaktayız veya nitelemek bu ibareyle de ifade etmekteyiz. Mesela şu ayete bakalım. Peygamberler kendi kavimlerine kendi risaletlerini anlatırken şöyle demişler. İnni lekum, gerçek şu ki ben size Resulün emin, gönderilmiş emin bir elçiyim. Resul, elçi, emin ve bunun sıfatı. Resulün emin, emin bir elçi. Peygamberlerin pek çoğunun bu ibareyle Kur'an-ı Kerim'de ifadeleri geçmekte. Özellikle Şuara suresinde. Şu dört hususta sıfat mevsufuna tabi olur. Sıfat derken burada emin sıfattır. Mevsuf derken Resul, bununla sıfatlanmış olan kelimedir. Marife nekralıkta. Mesela burada ikisi de nekra gelmiş. Resulün, eminun. Her ikisi nekra. Elif lamlı olsaydı Er-Rasulül Emin olacaktı. Er-Rasulül Emin. Müzekker müenneslikte Rasulün müzekkerdir. Eminun o da müzekkerdir. Ama Rasule, Rasul kelimesi yerine diyelim ki şeceratün demiş olsaydık. Şecara ağaç. Şeceratün kebiratün. Büyük bir ağaç. Kebiratün. Niçin kebiratun dedim? Şeceratun müennes olduğundan dolayı. İrab'da aynı tabi oluyor. Rasulün eminün. Yani Rasulün eminen değil. Her ikisi de tenvinli olarak gelmiş ve merfu olarak gelmiş. Biri merfu, diğeri mansup olmaz. Eğer öyle bir durum varsa başka mana verilir. İrab yönü, hareke yönü bu. Bir de sayı itibariyle, yani mevsuf tekil ise tekil, mesela burada tekildir. Rasulün tekil. Çoğul ise çoğul. Mesela rusul olabilirdi bu. Rusul olduğu zaman da eminune, rusulün eminune, emin olan rasuller. Öyle mana verirdik. Tesniye ise tesniye gelir. Rasulün kelimesi tesniye olarak rasulani ve bunun sıfatı eminani, emin iki, rasul. Bu şekilde gelir. Konunun özü bu. Geri kalanlar işin misalleri, işi daha iyi anlamamız için verilen örnekler. Mesela vel beledut tayyibu, güzel memleket, tayyip, hoş anlamında, hoş belde. Yahrucu nebatuhu, onun nebatı çıkar, bitkisi. Biizni Rabbihi, Rabbinin izniyle. Burada sıfat mevsuf belet elif lamlı geldi ve merfu olarak geldi. Et-Tayyip de ona bağlı olarak merfu ve elif lamlı bir şekilde geldi. Sayı olarak ikisi de müfret. Hareke olarak harekeleri aynı. Diğerinde farklı bir inceliği görmekteyiz. Kur'an-ı Kerim'le alakalı. Ve hâzâ bu, bu mübtedadır. Kitabun, bir kitaptır. Bu da haberi. Yani Kur'an, bu ile işaret edilen Kur'an. Bu, kitabun, bir kitaptır. Enzelnâhu, biz onu indirdik. İndirdiğimiz bir kitaptır. Mübarek, mübarek bir kitaptır. O zaman kitabun mübarekun. Araya fiil girmiş. Bunda bir sıkıntı yok. Ama bunu mana olarak değerlendirirken kitabun mübarekün, mübarek bir kitap, bu şekilde değerlendirmemiz gerekir. Ama şöyle olabilirdi. Ve hâzâ kitabun enzelnâhu mübareken. Bu indirdiğimiz bir kitap, mübareken, mübarek olarak. O zaman şöyle mana verirdik. Bu mübarek olarak indirdiğimiz bir kitaptır. O zaman hal, cümledeki durumu hal olurdu. وَلَا تَنْكِهُ الْمُشْرِكَاتِ Müşrike kadınları nikahlamayın, onlarla evlenmeyin. Hatta yu'minne, onlar iman etmedikleri sürece. Yani müşrik olan kadınlar iman etmedikleri sürece kendileriyle evlenmeyin. Ve le'emetun mu'minetun, eme cariye anlamında, köle kadın. Mu'mine bunun sıfatı. Mü'min olan cariye bir kadın. Hayrun min müşriketin, müşrikeden daha hayırlıdır. Yani imra'a müşrike gibi düşünülebilir. Müşrike bir kadından daha hayırlıdır. Velev e'cebetkum, hoşunuza gitse de. Burada emetun mu'minetun, bak ikisi de müennes olarak geliyor. Eme zaten cariye anlamında, o yönüyle müennes. Bir de müenneslik tası bulunmakta kendisinde. Yuvarlak T burada var. Ve ona uygun bir şekilde de mü'minetün geliyor. Ama diyelim ki racülün mü'minun diyeceğiz. Racülün mü'minun. Mü'minetün olmaz. Racülün mü'minun veya er-racülül mü'min. Mü'min adam, bu şekilde ifade edilir. Ve la tunkihul müşrikine, müşrik erkeklerle evlendirmeyin. Hatta yu'minu, onlar iman etmedikçe. Yani kadınlarınızı iman etmedikleri sürece müşrik erkeklerle evlendirmeyin. Ve le abdun mü'minun, mü'min bir köle, abd, mü'min bir köle, hayrun, daha hayırlıdır, min müşrikin, müşrikten, velev e'cebekum, hoşunuza gitse de. Tabi şuna belki yan bir bilgi olarak vermek gerekir. Kur'an-ı Kerim'in nazil olduğu ortamda gerek Araplarda gerek dünyanın başka yerlerinde kölelik vardı. Bundan dolayı Kur'an ayetlerinde kölelikle alakalı hükümler de yer aldı. Ama kölelik tedirici bir şekilde kaldırılacak şekilde insani bir duruma getirildi. Evlenme noktasında da böyle bir incelik var. Bir de dolaylı sıfat var. Rabbena, bizi, ey Rabbimiz, ahricna, bizi çıkar, min hâzil gariyeti, şu beldeden, ez zalimi ehlühe, ehli zalim olan şu kariyeden. Burada ez zalim kariyenin sıfatı değil, devamındaki ehlü, oranın sıfatı oluyor. Buna dolaylı sıfat denilir. Yani ne gibi? Türkçeden belki şöyle bir örnek verilebilir. Alim bir adam gördüm. Ra'eytu racülen alimen. Alim bir adam gördüm. Ama ra'eytu racülen alimen ebuhu. Babası alim bir adam gördüm. O zaman o adam kendisi alim değildir. Babası alimdir. Buna dolaylı sıfat deniyor. Bir de sıfat cümleleri var. Bunun hayli örneklerini Kur'an'da görebiliriz. Sıfat müfret bir kelime olarak gelebildiği gibi. İşte racülün alim, burada müfret gelmiştir. Şeceratun azimetun, büyük bir ağaç. Azime müfret olarak gelmiştir. İsim cümlesi ve fiil cümlesi olarak da gelebilir. Mesela nekra isimden sonra gelen cümle onun sıfatıdır. Bu çok önemli bir kural. Mana verebilmekte göz ardı edilmemesi gereken bir durum. O da şu. Mesela Yasin suresinde işte methedilen bir şahıs, bu şehrin öte ucundan geliyor, bir şeyler söyleyecek. وَجَاءَ geldi, min aksal medineti, şehrin öte ucundan, racülün bir adam, yes'a koşuyor. Koşan diyeceğiz burada. Yani racülün nekradır. Nekra bir isimdir. Devamında gelen cümle onun sıfatı oluyor. Yes'a, o koşuyor anlamında. O zaman sıfat yaptığımızda koşan bir adam, şehrin öbür ucundan koşan bir adam geldi. Başka örneklerle daha net olarak zihnimize yerleşebilir. Mesela Allahu Teala iman eden, salih amel işleyenlere cenneti vaat ediyor. Ve beşşir, müjdele, beşaret ver. Ellezine amenu, iman edenleri ve amilus salihati, salih amel işleyenleri, enne lehum, onlar için var. Cennetin, cennetler var. Cennetin burada nekra geldi. Devamında tecri min tahtiyel enhar bir cümle. Tecri akar min tahtiye, o cennetlerin, cennet bahçelerinin, ağaçlarının altından akar. El enharu, nehirler akar. İşte bahçe, ağaçlarının altlarından nehirler akan cennetler. Dolayısıyla burada mavi olarak gösterdiğimiz kısım, kırmızı olarak gösterdiğimiz cennetin kelimesinin sıfatı olarak gelmiştir. Şöyle olan cennetler. Araf suresinde maymuna çevrilen bir topluluk anlatılıyor İsrailoğullarından. Bunlar cumartesi yasağını çiğniyorlar ve toplumda 3 grup ortaya çıkıyor. Yasağı çiğneyenler, bunlara öğüt verenler, bir de öğüt verenleri engellemeye çalışan, niye bunlara öğüt veriyorsunuz ki şeklinde vaaz edenlere vaaz edenler bir yönüyle böyle. Ve vaaz edenlere vaaz edenler diyorlar ki lime taizune, niye öğüt veriyorsunuz, nasihat ediyorsunuz? Belki Türkçedeki karşılığı vaaz. Niye vaaz ediyorsunuz, nasihatte bulunuyorsunuz? Kavmen, bir kavme. Burada kavmen nekra geldi. Nasıl bir kavim? Allahu muhlikuhum, Allah onları helak eder. Ev muazzibuhum, veya azaplandırır. Azaben şedide, çok şiddetli bir azapla. Ama toparladığımız zaman kavmenin sıfatı olarak bunu ifade etmemiz gerekiyor. Allah'ın kendilerini helak edeceği ya da çetin, şedid bir azapla azaplandıracağı bir kavme niye nasihat ediyorsunuz? Mana bu şekilde. Yani kavmen nekra gelmiştir. Nekra'dan sonra gelen cümle onun sıfatıdır. Burada bilmediğimiz kelime neredeyse yok gibi. Lime, niçin? Bunu soru edatları bölümünde görmüştük. Taizune ve aza yaizu. İşte fiil. Taizune, nereden ulaşırız buna? Yaizu, yaizani, yaizune. Buradan çektiğimizde taizu, taizani, taizune. Siz vaaz ediyorsunuz. Lime taizune, niye nasihat ediyorsunuz ki? Kavmen, bir kavme. Allahu, Allah, muhlikuhum, Allah onları helak edecek. Mühlik, helaktan geliyor. Ehleke, yuhliku, buradan ehleke helak etti, yuhliku helak eder, mühlik helak eden, ismi fail. Muhlikuhum, Allah onları helak edecektir. Ev muazzibuhum, muazzib, o da azaptan geliyor. Azzebe yuazzibu, tazib, azap etmek, ismi faili muazzib, Allah onları azaplandıracak. Azaben şedide, çok şiddetli bir azapla. Şedid, şiddetli Türkçe'de kullanmaktayız. Ya eyyühellezine amenu, ey iman edenler, la tes'elu an eşya'e, şöyle şeylerden sormayın. İn tübde lekum tesukum, eğer açıklanırsa sizi üzer. Açıklandığı takdirde sizi üzecek olan şeyler hakkında soru sormayın. Ya eyyühellezine amenu, ey iman edenler, artık buralar mana vermek çok kolay. La tes'elu, bu da nehi hazır, muhataplarımıza doğrudan bir nehide bulunuluyor. La tes'elu, istemeyin, sormayın. An eşya'e, o şeyler hakkında sormayın. Peki bunlar nasıl şeyler? İn tübde lekum, eğer izhar edilecek olursa tesukum, sizi üzer. Burada in, iki muzari fiili cezmeden edatlardandır. Bu biraz ayrıntı belki bir şey. İlletli fiiller olduğundan görmek zor olabilir. Bunlardan daha sonraki derslerde bahsedeceğiz. illetli fiillerdeki incelikleri de anlamaya çalışacağız. Peygamberimize yönelik bir hitap. Peygamberimiz Medine-i Münevvere'ye hicret ettiğinde malum 17 ay kadar Mescid-i Aksa tarafına yönelerek namazını kılıyor ama gönlü Kabe'de. Keşke Kabe'miz kıble, kıblemiz Kabe olsa bunu söylemekte. Allahu Teala 2 sayfa kadar bir bölümde bu kıble meselesini anlatmış. İşte ilgili ayetlerden biri şu. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ elbette seni biz çevireceğiz. Kıbleten bir kıbleye. Terdâhe sen ondan razı olursun. Elbette seni razı olacağın bir kıbleye çevireceğiz. Burada kıble namazda yöneldiğimiz işte Kabe ciheti. Böyle bir kıbleye seni çevireceğiz. Kıbleten nekra olarak geldi. Nekra bir isim. Devamında gelen cümle bunun sıfatı. Ve kıble müennes olduğundan yuvarlak T sebebiyle ona gönderilen zamir de H şeklinde yine müennes bir zamir oldu. Ey peygamber elbette biz seni razı olacağın kıbleye çevireceğiz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisi hicret olayında Hazreti Ebubekir'le beraber mağaradayken oradaki durumu anlatan ayetten bir bölüm. Ve enzele cunuden Allah askerler indirdi. Lem teravhe siz onları görmediniz. Lem teravhe tek başına bir cümle. Siz onları görmediniz. Cunudeni vasfediyor. Cunuden kelimesinin sıfatı. Allah görmediğiniz askerler, melekler ordusu onları indirdi. Nezele indi, enzele indirdi. Cunuden mesela cunudullah Allah'ın askerleri tabiri kullanılır. Melekler Allah'ın askerleri durumundadır. Lem teravhe lem muzari fiili cezmeden edatlardan lem teravne idi. Sonundaki nunu düşürdü. Lem teravhe siz onları görmediniz. Şimdiki vereceğimiz misal ise Hz. Musa döneminde Firavun sarayında gizli bir mümin. Hz. Musa'ya iman etmiş ama imanını izhar etmiyor. Ortada konuşuyor. İşte Hz. Musa'yı öldürmeye çalışacaklar. Onlara nasihat ediyor. Ve gâle raculun müminun min âli firavne yektumu imâne. Ve gâle dedi raculun bir adam. Müminun mümin bir adam. Min âli firavne firavun hanedanından. Yektumu imânehu imanını gizliyor. Firavun hanedanından imanını gizleyen mümin bir adam şöyle dedi. Burada hayli sıfat var. İşte racülünden sonrası tamamı mavi olarak gösterdiğimiz kısım racülünün sıfatıdır. Şöyle bir adam dedi. Peki nedir o adam? Mümindir. Min âli firavun, âli firavundandır. Veya âli firavundan yektumu imana, imanını gizleyen bir adamdır. Bu şekilde iki manaya ihtimali var. Tefsirlerde izah edilmiş. Firavun hanedanından imanını gizleyen mümin bir adam şöyle dedi. Etaktulûne racülen bir adamı öldürür müsünüz? Taktulûne öldürürsünüz. Gatele öldürdü, yaktulu öldürür. Taktulûne siz öldürürsünüz. Etaktulûne soru. Öldürür müsünüz? Racülen bir adamı en yegûle demesinden dolayı Rabbiyallah, Rabbim Allah'tır. Rabbim Allah'tır dedi diye mi bir adamı öldürüyorsunuz? Bu şekilde onlara itiraz ediyor. Görüldüğü gibi sıfat tamlaması önemli bir konu ve Kur'an'da sıkça karşımıza çıkacak bir konu. Bir de bazen nekra geliyor ama devamında cümle geliyor. Nekra isimden sonra gelen işte onun sıfatı durumunda. Bu kurallar bilindiğinde ilgili ayetlere mana vermek daha kolay olur. ve ilgili ayetleri daha rahat bir şekilde anlarız.